Merhabalar, hoş geldiniz. Dersimiz Maliyet Muhasebesi Ünite 4. Genel Üretim Maliyetleri ve Maliyet Dağıtımı birinci Aşaması. Bu üniteyle ilgili çıkmış tüm sorulara ve cevaplarına göz atacağız. İlk soruyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir nolu muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde maliyet merkezleri yani gider yerleri sınıflandırmalarından birisidir? A. İşçilik gider yerleri, B. Finansman gider yerleri, C. Esas üretim gider yerleri, D. Lojistik gider yerleri, E. Kontrol merkezleri gider yerleri. Doğru cevap C şıkkı. Esas üretim gider yerleri, bir nolu muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde maliyet merkezleri gider yerleri sınıflandırmalarından birisidir. 2017 ünite 3-4 ara sınavında çıktı. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi otomobil karoseri üretiminde esas üretim maliyet merkezine örnek olarak verilebilir? A. Kalite kontrol. B. Bilgi işlem. C. Güvenlik. D. Bakım onarım. E. Montaj. Doğru cevap E şıkkı. Montaj, otomobil karoseri üretiminde esas üretim maliyet merkezine örnek olarak verilebilir. 2014 ara sınavda soruldu. Bir diğer soru. Direkt ilk madde ve malzeme maliyetiyle direkt işçilik maliyeti dışında kalan ve mamullere doğrudan aktarılamayan maliyetlere ne ad verilir? A. Genel üretim maliyetleri. B. Finansman maliyetleri. C. Pazarlama satış dağıtım maliyetleri. D. Genel maliyetler. E. Yönetim maliyetleri. Doğru cevap aşıkı. Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti ile direkt işçilik maliyeti dışında kalan ve mamullere doğrudan aktarılamayan maliyetlere genel üretim maliyetleri denir. 2017 tek ders sınavında soruldu. Bir diğer soru: Aşağıdakilerden hangisi maliyet merkezlerine örnek olarak verilemez? a. Bir işletmede kendisine doğrudan veya dolaylı olarak maliyetlerin dağıtılabileceği çalışma alanı b. Bir işletmede maliyetleri olan ancak doğrudan gelir yaratamayan alt işletme c. Bir üretim hattındaki makineler grubu d. Büyük bir işletmenin farklı yerlerdeki üretim tesisleri e. Bir işletmede üretilen ürünler Doğru cevap e şıkkı. Bir işletmede üretilen ürünler maliyet merkezlerine örnek olarak verilemez. 2017 deneme dönem sonunda çıktı. Bir diğer soru: Aşağıdakilerden hangisi otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin esas üretim maliyet merkezi olarak kabul edilemez? Güvenlik maliyet merkezi, kaporta maliyet merkezi, boya maliyet merkezi, montaj maliyet merkezi, pres maliyet merkezi. Doğru cevap A şıkkı. Güvenlik maliyet merkezi otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin esas üretim maliyet merkezi olarak kabul edilemez. 2018 deneme ara sınavında çıktı. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin faaliyet gider merkezlerinden birisidir? A) Boyama B) Kalite kontrol C) Bakım onarım D) Montaj E) Pazarlama satış dağıtım. Doğru cevap E şıkkı. Pazarlama satış dağıtım faaliyet gider merkezlerinden biridir. 2018 deneme ara sınavında çıktı. Bir diğer soru. Aşağıdaki maliyet merkezinde toplanan maliyetlerin hangisi dönem gideri olarak dikkate alınamaz? A. Araştırma geliştirme. B. Genel yönetim. C. Dağıtım. D. Esas üretim. E. Pazarlama. Doğru cevap D şıkkı. Esas üretim dönem gideri olarak dikkate alınamaz. 2016 ara sınavda çıktı. Bir diğer soru. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre en direkt madde ve malzeme maliyeti gelir tablosunda hangi içinde raporlanmalıdır. A. Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti içerisinde. B. Direkt işçilik maliyeti içerisinde. C. Bürüt satış karı içerisinde. D. Genel üretim maliyeti içerisinde. E. Vergi öncesi faaliyet karı içerisinde. Doğru cevap D şıkkı. Genel üretim maliyeti içerisinde. 2014 dönem sonunda çıktı. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi maliyet dağıtım anahtarının uygun olduğuna ilişkin bir göstergedir? A. Dağıtım anahtarında... Kart orada. Kutuyu açsana o siyah kutuyu. A. Dağıtım anahtarındaki değişikliklerin fiili maliyetlerdeki değişiklikleri yaklaşık olarak karşılayıp karşılamadığı iyi bir göstergedir. B. Dağıtım anahtarları yardımcı maliyet merkezlerinin ürene katkısını iyi göstermelidir. C. Dağıtım anahtarlarının fiziki ürün çıktılarını doğru açıklaması iyi bir göstergedir. D. Dağıtım anahtarları esas üretim maliyet merkezlerindeki madde malzemenin şekli ve yapısını değiştirmek için yürütülen faaliyetleri iyi açıklamalıdır. E. Dağıtım anahtarları en direkt maliyetlerin direkt maliyetlere dönüştürülmesini iyi açıklamalıdır. Doğru cevap A şıkkı. Dağıtım anahtarlarındaki değişikliklerin fiili maliyetlerdeki değişiklikleri yaklaşık olarak karşılayıp karşılamadığı iyi bir göstergedir. 2013 dönem sonunda soruldu. Bir diğer soru. Yarı mamul ve tamamlanmış mamulle ilişkili olan ve bu maliyetler nesneleriyle doğrudan ilişkilendirilemeyen üretim maliyetlerine ne ad verilir? A) Direkt işçilik maliyetleri, B) Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri, C) Finansman giderleri, D) Pazarlama giderleri, E) Genel üretim maliyetleri. Doğru cevap E şıkkı. Karşılamadığı iyi bir Doğru cevap E şıkkı. Yarı mamur ve tamamlanmış mamurla ilişkili olan ve maliyet nesneleriyle doğrudan ilişkilendirilemeyen üretim maliyetlerine genel üretim maliyetleri denir. 2015 ara sınavda çıktı. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin özelliklerinden biri değildir? A. Genel üretim maliyetlerinin bir bölümünün düzensiz aralıklarla ve farklı tutarlarda ortaya çıkması. B. Genel üretim maliyetleriyle mamuller arasında direkt bir ilişki olması. C. Genel üretim maliyetlerinin fiili tutarlarının dönem sonunda hesaplanması. D. Genel üretim maliyetlerinin birim maliyet hesaplama yöntemlerinin bazılarının temelini oluşturması. E. Genel üretim maliyetlerinin toplam maliyetler içindeki oranın son yıllarda yükselmesi. Doğru cevap B şıkkı. Genel üretim maliyetleri birim maliyet hesaplama yöntemlerinden hiçbirinin temelini oluşturmaz. 2014 ara sınavda çıktı. Bir diğer soru. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre genel üretim maliyetleri üretim işletmesinin düzenlenmesi gereken gelir tablosunda aşağıdaki hesaplardan hangisinde raporlanması gerekir? A. Satılan ticari mallar maliyeti, B. Satılan mamul maliyeti, C. Satılan hizmet maliyeti, D. Diğer satışların maliyeti, E. Yarı mamul maliyeti. Doğru cevap B. Şıkkı. Satılan mamul maliyeti. 2017 ünite 3-4 ara sınavda çıktı. Bir diğer soru. Maliyet dağıtımı sırasında aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması gerek yoktur? A. işletme kararlarına etkisi, B. işletmenin rakiplerinin sayısı, C. Maliyetlerin doğrulanması, D. Çalışanların motivasyonuna etkisi, E. Harcamaların hesaplanması. Doğru cevap B şıkkı. Maliyet dağıtımı sırasında işletmenin rakiplerinin sayısının dikkate alınmasına gerek yoktur. 2016 tek ders sınavında çıktı. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi maliyet dağıtımının amaçlarından biri değildir? A. Stratejik ve taksitsel öneme sahip işletme kararlarının alınması için maliyet bilgisi sağlamak. B. İşletmede çalışanlar arasında amaç birliğiyle yönetimsel çabaları destekleyerek güdülemeyi sağlamak. C. Kamu ihalelerine bağlı sözleşmelerde bir fiyatın desteklenmesini sağlamak. D. Stokların maliyetlerini doğru olarak belirlemek belirlemek, eş zamanlı olarak üretim gerçekleştirmek. Doğru cevap E şıkkı. Eş zamanlı olarak üretim gerçekleştirmek maliyet dağıtımının amaçlarından biri değildir. 2018 ara sınavda çıktı. Bir diğer soru. Bir üretim işletmesinde fabrika binasının emlak vergisinin aşağıdaki dağıtım anahtarlarından hangisi kullanılarak maliyete yüklenmesi daha doğrudur? A. işçi sayısı. B. Ampul sayısı. C. Makine saati. D. Kapladığı alan. E. Radyatör sayısı. Doğru cevap D şıkkı. Kapladığı alan. 2014 ara sınavda çıktı. Bir diğer soru, üretim ve hizmetlerin yapıldığı ve maliyetlerin oluştuğu örgütün bir birimini ya da birim içindeki bir yeri ifade eder ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? A. Yükleme merkezleri, B. Depolama merkezleri, C. Maliyet merkezleri, D. Dağıtım merkezleri, E. Üretim merkezleri. Doğru cevap C şıkkı. Maliyet merkezleri. 2017 ünite 3-4 ara sınavında çıktı. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe açısından işletmede ayrı maliyet merkezlerinin oluşturulmasının temel sebeplerinden biri değildir? A. Mal mamul maliyetlerinin daha doğru belirlenmesi ve maliyetleri maliyet merkezlerinden biriktirerek kontrol altına almak ve bu merkezlerin sorumluluklarının belirlenmesi, c. bütçelere temel oluşturacak iş birimlerinin belirlenmesi, d. bölümlerin ve maliyet merkezlerinin belirlenmesi, e. muhasebeleştirme için gerekli toplam maliyetlerin elde edilebilmesi. Doğru cevap D şıkkı. Bölümlerin ve maliyet merkezlerinin belirlenmesi muhasebe açısından işletmede ayrı maliyet merkezlerinin oluşturulmasının temel sebeplerinden biri değildir. 2017 deneme dönem sonunda soruldu. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Başarılar.